İyi akşamlar. Hazır mıyız? Yani genel 90 dakikaya baktığımız zaman bizim de kazanacağımız pozisyonlar var. Rakibin attığı son saniye golü var. Maç berabere bitiyor derken maçı maalesef mağlup bitirdik. Ama kazanabilecek pozisyonlar da vardı. Ama tabii bundan benim için canımı sıkan şey çok fazla gitti geldiye gitti. Benim antrenörlüğümde bu pek yok. Hem pres işini, sistem üzeri pres işini, hem set oyununu iyi oynatabilen teknik direktörlerden bir tanesiyim. Ama maalesef bu benim biraz canımı sıktı. Yayında flash'ta söyledim. Başlangıçlar maalesef çok zor oluyor. Her başlangıç zor. Bugün kaybederek başladık. Umarım bundan sonra toparlar. Maç kazanmaya başlarız. Yani şimdi bir oyuncu hata yapmadı. Bir hata yaptıysa bu benim hatam. Atakan'la değil. Yani oyuncularımızı bireysel yargılamak, onların hakkında bir şey söylemek çok doğru değil. Ya tabii Türkiye'de bir algı var Metin Er abi. Maalesef bunu kırmak mümkün değil. Yani bu ülkede kulüp başkanları bile üçlü oynanmayacağını söylüyorlar. Yapacak bir şey yok yani. Hani biz de direnmeyeceğiz bu işe. Dönebiliriz dörtlüye. Yani önemli olan saha dizilişleri değildir. Önemli olan bir takımın ilkesi, oyun anlayışı, prensipleridir. Ama bu ülke maalesef böyle. Hani derdimizi anlatmak da çok zor. Yapacak bir şey yok. Yani hani söyleyecek bir şey de bulamıyorum bu konuyla ilgili yani. Hani bunun mesela üçlünün neden üçlü oynandığını, neden ikili oynandığını yani bunları şimdi uzun uzun teknik bağlamda anlatmak lazım ama maalesef bu ülke pek üçlüyü sevmiyor yani. Var iki tane kanat oyuncusu gördük. Yani onunla herhalde son aşamada iki tane kanat gelecek. Ama bu takımın hani bir stopere ve bir ön libero öyle değil. Yani ben buradan söylüyorum. Buyurun. İsterseniz buradan devam edeyim. Şimdi tabii bizim bir oyun anlayışımız var. Ben ilk geldiğim günden diyorum ki Ankara gücü takımı pres, karşı pres en kısa yol, en hızlı şekilde savunma arkasına giderek rakip kaleye gitmek istiyoruz. Bunların hepsi bir üst prensip. Alt prensipleri de bunun çok fazla detayları var. Şimdi mesela bugün baktığınız zaman pres işini istediğimiz gibi yapamadık. Bazı oyunculardan kaynaklanan bazı sıkıntılarımız var. Yani oyuncu profillerinden kaynaklanan sıkıntılarımız var. Bunlar bize zarar veriyor. Şimdi oyunun her dakikasında pres yapmak mümkün değil. Fakat presi yapamadığımız zaman ikinci bölgeye biz diagonal şekilde gelip tekrar pres pozisyonunu alıp yapmaya çalışıyoruz. Veya yapamadığımız zaman işte 5-4-1 gibi bir şey alıp rakibi yana geriye oynatmaya çalışıyoruz. Tabii bunlar çok kolay işler değil. Şimdi geçen seneden dezavantajımız gelen oyuncuların bazılarının bu işe maalesef ayak uyduramaması. Bizim dinamik bir oyun anlayışımız var. Hızlı bir oyun anlayışımız var. Özellikle geçişleri çok iyi yapan bir Ankara gücü vardı. Maalesef geçen seneden şu anda görüntümüz geriye gitti. Yani bu bir gerçek yani. Hani hem güç kaybettik hem geriye gitti. İşte yeni gelen transferler umarım takıma daha çok çabuk adapte olurlar. Daha çok şey yaparlar. Mesela üçlü oynamandan en önemli şeylerden bir tanesi rakibin presini çok rahat kırabilecek bir oyun şeyi var. 3+2 ile. Geçişi de 3+2 ile yemezsiniz yani. Ama maalesef bugün hem önlem alma konusunda sıkıntılarımız vardı hem de birkaç tane ciddi geçiş yedik yani. Ya buyurun abi. Buyurun siz. Üç oyuncudan sonra dörtlü savunmaya döndük. 4-2-3-1 gibi oynamaya başladık. Ama bu oyun iki tane gol getirdi şey olarak. Fakat oyun yine gitti geldi işine döndü. Yani iş biraz mahalle maçına döndü. Bu benim tarzım, stilim değil yani. Orada bir ritim değişikliğine gidilmiş oldu. Evet. Evet, oyuncu profillerinin ve mevkilerinin değişmesiyle oldu. Yani. Ama burada şu da var, hani şunu da söylemek lazım. Hani yapılan hamleler oyunu kurtarmaya yetti fakat oyun yani şeye döndü, git gel işine döndü yani.
Buyurun. Hocam sorumluluk bende. Bunun altını çizerek söylüyorum. Bu ben ya gideriz gitmeyiz bedelini öderim abi. Hiçbir benim problemim yok yani onun için. Hiçbir sıkıntım yok yani. Ben hani bu konuda mütevazi değilim. Türkiye'nin en iyi antrenörlerinden bir tanesiyim. Çok çalışkanım. Yani hikaye, masal anlatmayı hiç sevmiyorum başkaları gibi burada. Ama şunu da çok açık ve net söylüyorum. Bu iş bedel işi. Sorumluluk benim. Beceremediğimiz yerde de Ankara Gücü Kulübü'ne zarar vermeyiz yani. Onda bir sıkıntım yok. Rahatım yani o konularda. Bunun sorumluluğunu taşıyabilecek hem yürek hem adamlık var bizde yani. Evet, belki bir katkı olur. Başkan hatları size bir açıklamasıyla Antep'in hedefinin ilk 5 oldu. Bu birinci de olur. Beşinden biraz sanki bize abartılıyor. Doğru bir hedef değil. Evet. Doğru bir hedef değil. Ankara Gücü'nün hedefi şu anda doğru değil. Yani başkanlığı. Hayır, doğru değil yani. Şimdi Kevin işi başka bir iş. Hani ben onu off the record anlattım. Yani ama Milson bizim için handikaptır. Ayrılması şeydir. Onu da anlattım. Ekstra bir şeyler döndüğünü, bir şeyler anlattığını. Adam bizi seçmedi. Ama Kevin işi ben çok kayıp olarak görmüyorum. Yani. Eksikleri olduğunu görüyorum. Yani biraz eksikleri var. Yani hem pres konusunda bir takım eksikleri var. Kolay değil. Şimdi bu sisteme ve bu anlayışa ayak uydurması lazım. Ondan sonra bu sisteme ve şeye ayak uydurursa yetenekleri var. Eğer onu sergilerse Ankara Gücü'ne faydalı olur. Peki.